İYİ Parti'nin milletvekili Sinan Oğan Habertürk programında bugünkü mevcut iktidarı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek için Suriyeliler üzerinden şöyle bir söylenimde serzenişte bulundu. Suriyeliler için Recep Tayyip Erdoğan 50 milyar dolar civarı Türkiye'deki Suriyelilere para yardımında bulunmuş. 10 bin civarı da Suriye'de, yani sınırımızın ötesinde bulunan Suriyeliler için de 50 milyon dolar da onlar için ortalama bulunduğunu iddia edip ortalama 100 milyar dolar Türkiye'nin bütçesinden Suriyelilere para harcandığını, yanlış politika yürütüldüğünü, gereksiz olduğunu ve bu parayı savunma sanayisinde veya silah sanayisinde harcandığı takdirde Türkiye'nin şu anki konumu ve savunma sanayisinin çok daha güçlü olacağını öne sürüyor. Tabii şimdi bunlar, yani rüzgarın esişine göre yön değiştiren çakal siyasetçiler. Yani bunlar mevcut iktidarı eleştirmek, yaptığı her şeyin tersini söylemek, muhafazakar ve mütedeyyin kesimin oylarını kendi lehine çevirmek için elinden gelen her türlü dansözlüğü yapan kişiler. Şimdi biliyorsunuz, daha önce Devlet Bahçeli'nin milletvekili iken, yani MHP'de milletvekili iken, genel başkan yardımcısı veyahut da yüksek makamlara gelemediği için Meral Akşener'in de FETÖ'nün emriyle İYİ Parti'yi kurduktan sonra Sinan Oğan'a önemli görevler vereceğini, yükselteceğini, partide söz sahibi olacağını ve televizyon programlarına çok fazla çıkıp hani şaklabanlık yapıp kendinin hani meşhur, çok konuşulup hani gündemde hep olacağını öne sürünce, söyleyince hemen MHP'den ayrılarak İYİ Parti'nin yanına geçti. Şimdi desek ki ne, eğer ki ne MHP'de sana genel başkan yardımcılığı verilseydi, üst düzey yönetim verilseydi, şimdi sen MHP'de kalsaydın, orada milletvekili olsaydın, şimdi senin liderin şu anda Erdoğan'la Cumhur İttifakı içerisinde. Sen de o zaman Erdoğan'ı yalayacaktın. Yani bugün kalkıyorsun, yok dış politikası, yok bilmem parası, yok Suriyelilere şu kadar para yardım etti diyorsun. Peki şimdi Devlet Bahçeli de bugüne kadar hep Erdoğan'ı hep eleştiriyordu. Çok ağır eleştirilerde bulunuyordu. Ki tam FETÖ'nün Meral Akşener'i MHP'ye, hani Meral Akşener start verip de MHP'yi ele geçirmesini istedikten sonra baktı ki MHP'yi ele geçirmek istiyorlar. İşin içinde büyük oyun var, iş var. Recep Tayyip Erdoğan da bu oyunu gösterip, ispatlayıp vatan milletin elden gideceğini gördüğünü, tamamen ülkeyi ele geçireceklerini ve dış güçlere peşkeş çekeceklerini anlayınca, ispatla delili bir şekilde görünce, istese de istemese de Erdoğan'ın yanında yer almaya mecbur oldu Devlet Bahçeli. Şimdi bunlar da MHP'yi ele geçiremeyince bu sefer İYİ Parti'de hepsi yuvalandı. Daha sonra şimdi oradan kendine oy toplama, kendine hani bir şeyler, kendi tarafına bir şeyler kırpma babında mevcut iktidarı eleştiriyorlar. Ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Hani 100 milyar dolar verdi de sanayiniz falan gelişirdi, neden verirdi, niye harcandı deyince, bakın, eğer ki onlara biz kapımızı kapatsaydık, biz şu anda ensarız, onlar muhacir. Biz onlara kapımızı kapatsaydık, onlar Akdeniz'de ve Ege'de görüyorsunuz ki ne, botlarda hep boğuluyorlar, can kaybı oluyor. Adamlar yerlerinden, yurtlarından oldu. Bazı geçenler Yunanistan'ın çok şiddetli muamelelerine maruz kalıyorlar. Hatta Yunanistan sahil güvenliklerinin bunların botlarını delip batırıp özellikle suda boğduğunu ve geri ittiklerini, dövdüklerini, soyduklarını, üzerlerindeki elbiselerini, her şeyi, cep telefonlarını, paralarını alıp geri gönderdiklerini hepiniz biliyorsunuz. Biz de bunlar gibi yapsaydık, onlar gibi zalim olsaydık, bu dünyanın niçin, bak, bu dünya niçin dönecekti o zaman? Dönme sebebi var mıydı? Yani bu dünya neden dönecek? Bu güneş neden doğacaktı? Herkes, biz de onlar gibi zalim, barbar, cani olsaydık, biz Türk milleti olarak öyle misafirperver, bir gariban, bir aç, bir yetim olduğu zaman, gördüğümüz zaman kalbimiz
sızlar, biz dayanamayız, ekmeğimizi paylaşır, bölüşürüz. Biz böyle bir milletiz. Biz zalimin yanında değil, mazlumun yanında yer alırız. Şimdi size şöyle örnek vereyim, bir de bakın açık. Siz yolda bir araba üzerinde seyir halindesiniz. Önünüzdeki araba veyahut da karşıdan gelen bir araba bir kazaya karıştı. O kazada, biraz büyük kaza, anne baba orada canını kaybettiler ve çocuklar orada yaralı. Veyahut da can kaybı olmadı, ağır yaralılar diyelim. Siz de orada hemen durdunuz. Sizden başka araba yok. Siz en yakın kişisiniz. Yani o olaya yakın kişisiniz. Ne yaparsınız? Orada bırakır, basar gider. Ne halin varsa gör. Ben karışmıyorum. Daha beter ol gibi mi davranırsınız? Veyahut da üzerinize vazife olarak şöyle bir şey diyelim. Oradaki o çocuklar hani kan revan içerisinde. Onları kurtardınız. Arabanınızda mesela diyelim ki ne? İlk yardım çantası var. Açtınız. Yara bandını sardınız. Sargı beziydi. Ondan sonra ne bileyim ten tüketiniz varsa, su vermeniz gerekiyorsa, kolonya dökmeniz gerekiyorsa veyahut da ambulansın gelmesi uzun sürerse, mesafe açıksa, siz arabaya, kendi arabanıza koyup onu hastaneye yetiştirmek gibi veyahut da diyelim ki bir ilaç alınacak, bir mesela krem, herhangi bir tedarik edilecek. Eczaneye gidiyorsun, alıyorsun. Cebinden 50 lira 100 lira bir para veriyorsun mesela. O masrafı ettikten sonra, öyle ettikten sonra birisi gelip desin ki niye bu masrafı ediyorsun? Sen salak mısın? Yanlış harcama yapıyorsun. Ne gerek vardı? Senin üstüne mi düşüyordu? Git onunla karnını doyur. Evine bir hani koltuk al, sandalye al. Evine bir kitap, defter, kalem, bir tava, bir tencere, bir kaşık al. Niye senin 100 milyondan hani oradan 200 milyonla yardım ediyorsun? Aptal mısın deyince, yanlış iş yapıyorsun deyince ne dersin? Hadi oradan şerefsiz, kanı bozuk dersin. O adamın halini görüyorsun. O adamlar ailesini, çoluklarını, çocuklarını kaybediyorlar. Kolları, bacakları kesiliyor. Adamlar hani tecavüze uğrayan kadınlar var. Çok kötü şeyler yaşıyorlar. Adamların hani hallerini televizyonlarda, orada burada gördüğümüz zaman perişan oluyoruz, üzülüyoruz. Kalbimiz, içimiz sızlıyor. Ama bunu Sinan Oğan gibi böyle iki yüzlü, böyle çakal siyasetçilere kalkıp anlatamazsınız. Bunlar anlamaz. Biz ensarız, onlar muhacir. Yani biz de iyilik yapmazsak, iyilikleri görmezden gelirsek, bir iyilik hani bir musibeti götürür derler. Ve bir de İslam'ın şartından bir tanesi nedir? Zekat vermek. Bugün zengin kişiler ne yapıyor? Yatı, katı, evi, barkı, müteahhit olanlar, malı, mülkü olanlar ne yapıyor? Malının 1/40'ını zekat olarak veriyorlar. Bu zekatı verirken o zekat veren adama varsanız gitseniz, bir şeytan insan kılığına girse, sen o zekatını neden veriyorsun? O para çok, onu verme. Zaten şeytan hep böyle yapıyor da onu verme. O parayla yatırım yaparsın, harcama yaparsın, bir ihtiyacını gidersin, bir borcunu kapatırsın diye şeytan hep durmadan vesveseyi vermek için yanına sokuluyor. İşte o insan kılığına girmiş şeytanlar da bu Sinan Oğan gibiler işte. Böyle hani insan kılığına girmiş, sen neden Suriye'ye bu kadar para ödüyorsun diye. Hep böyle televizyon programlarında kendi hükümetini aşağılayıp bizim... Ülkemizin de bir zekatı var. Ülkemizin de bir fitresi var. Bunu verdik diye, biz bu yardımı yaptık diye biz aşağılanmayız ki, biz yok olmayız ki ne? Biz bitmeyiz ki. Bakın bir ara İBAN, pandemi döneminde İBAN paylaşmıştı. Recep Tayyip Erdoğan biz bize yeteriz kampanyasında ne kadar para toplandı, ne kadar yardım parası toplandı ve herkese birer milyar para dağıtıldı. Şimdi bugün yine eğer ki yine böyle bir program yapılsa, yine böyle bir yardım ihtiyaç, buna benzer bir para toplansa, yine biz paralarımızla, yardımlarımızla o 100 milyar dolar ne ki, bunun kaçı katını çıkartırız. Yani bugün kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 milyar dolar yardım etti, yani bu parayı gidip de başka yerde harcasaydı diye hükümeti eleştirmek için insanların kılcal damarlarına bir yol bulup, bir hani oradan kendine bir çizgi çekip oradan devam edip yürüyüp de, yani bu dünyadaki birkaç tane taraftar toplama veyahut da bir televizyon programlarında hani bir alkış alma, bir evet vay be bu adam da yani güzel yerlere değiniyor, doğru konuşuyor diye birkaç alkış alacağım diye kaç bin tane insanın günahını üstleniyorsun yani. Günahını üstleniyor. Başka ne işe yarıyor? Hiç. Biz
bize düşman bile olan bir kişinin, düşman bile olsa zor durumda olduğu zaman ona yardım eli uzatan bir milletiz. Arapların ne yaptığı, ne ettiği, nasıl geçindikleri, bize ne gözle baktıkları umurumuzda değil. Bizi ilgilendiren sadece Müslüman olmaları. Müslüman oldukları için, Müslüman olmak olduklarından öte o kimliklerine bizim saygımız var. Geri kalan ne olursa olsun umurumuzda değil. Zaten Müslüman olmasa da biz hep elimizden gelen her yardım yaparız düşen bir millet için. Hani bunu kalkıp da televizyon programlarında sırf Erdoğan'a bir şeyler hani çakmak için, birkaç pozitif puan toplamak için kalkıp da kendini de aşağılayıp da böyle Türk milletinde rezil, alçak, barbar, cani, sömürgeci ülkelere benzetmeye, yani öyle ülkelerle yarıştırmak, onların kefesine koymak ne kazandırır sana? Ne olduğun belli zaten işte. Kimin güdümünde olduğun belli. Kendin gelsin iktidara, satın almaya kalktıkları zaman gelip seni de satın alabilirler. Nasıl İYİ Parti'de biraz makam, hani koltuk buldum diye hemen kaydın. Eğer ki Devlet Bahçeli'nin yanında olsaydın şimdi Erdoğan'ı yalayacaktın. Ama şimdi ne yaptın? Erdoğan hani İYİ Parti Erdoğan'a hani karşıt olduğu için ve FETÖ kurduğu için İYİ Parti'yi mecbur şu anda sen de bol keseden savuruyorsun işte. Rüzgar ne yandan eserse o tarafa yatıyorsun. Öyle insansınız işte. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.